Biz de Bekir Bey hakkında aslında size her şeyi söylemedik ama çok şey biliyoruz, biliyorduk. Şimdi dün Yozgat'ta neler oldu bir bakalım. Sonra neden Bekir Bey tam olarak tutuklandı açıklayacağım size, buyurun. 16 yaşında 2,5 aylık hamile kızı Emine'yi aramak için Zahide Yetiş'e gelen Bekir, çete dosyası kapsamında gözaltı sürecinden sonra savcı karşısına çıktı. Gözaltı süreci tamamlanan Bekir Kaya önce sağlık kontrolleri için Aktağ Madeni Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hemen ardından adliyedeki işlemlerinin başlatılması için Aktağ Madeni İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Aktağ Madeni Adalet Sarayı'na getirildi. Bekir Kaya sabahın çok erken saatlerinde Adalet Sarayı'na getirilmişti ve işlemleri hala devam ediyor. Edinmiş olduğumuz bilgilere göre birazdan kendisi çıkacak ve soruşturma savcısı da bu konuyla ilgili kararı net bir şekilde verecek. Bizler de şu anda Adalet Sarayı'nın önünde beklemeye devam ediyoruz. Edinmiş olduğumuz bilgilere göre birazdan Bekir Kaya Adalet Sarayı'ndan, işte bu görmüş olduğunuz merdivenlerden çıkacak. Adalet kararını verdi. Bekir Kaya tutuklandı. Savcı talimatıyla tutuklanan Bekir Kaya şu anda elleri kelepçeli bir şekilde Adalet Sarayı'ndan çıkarılıyor. Bekir, neden tutuklandın? Ben tutuklu değilim. Şu an tutuklusun. Savcı talimatıyla tutuklandın. Neden? Hayır, tutuklanmadım. Şu an cezaevine gönderiliyorsun. Neden? Suçun ne? İtiraf etsene. Suçum yok. Neden tutuklandın? Neden tutuklandığını söylemeyecek misin? Çetenin içinde olduğunu söylemeyecek misin Bekir? Çetenin içinde olduğunu söylemeyecek misin? Soruşturma savcısının talimatıyla tutuklanan Bekir Kaya şu anda Aktağ Madeni Devlet Hastanesi'ne sağlık kontrollerinin yapılması için getirildi. Şu anda devlet hastanesinin içerisinde sağlık kontrolleri tamamlanıyor. Bekir, bir şey söylemeyecek misin? Ne söylemek istiyorum? Söyle. Tutuklandın. Ne diyeceksin? Ben söyle. Çete üyesi değilim. Çete paramdır. Değilim. Ama bu yüzden tutuklandın. Ben... Sağlık kontrolleri tamamlanan Bekir şu anda Aktağ Madeni İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin almış olduğu güvenlik kapsamında Yozgat T1 tipi kapalı cezaevine götürülüyor. Şimdi Bekir Bey buraya kızı Emine'yi bulmamız abi, ve kurtarmamız için gelmişti. Çok şükür tamam, biz Emine'yi hem bulduk hem kurtardık. Fakat Emine'yi kaçıranların bir çete olduğu ortaya çıktı. Bu çete için düğmeye bastığımızda onlarca isim geçti. Hatta 4 kişi tutuklandı. Fakat öğrendik ki Bekir çetede olan bazı isimleri bize söylememiş. Ve bunun karşılığında da para istemiş. Çetenin bir kolunu herkesten gizlemeye çalışmış. Hiçbir şey gizli kalmıyor, kalmayacak, yine kalmadı. Ve çeteyle bağlantısı tespit edilen Bekir tutuklanarak cezaevine gönderildi. Peki Çağlar'ı niye almıyorsunuz? Benim kızımla meşazlaştı. Çağlar dediğin Çağlayan mı? Çağlayan. Çağlayan benim da, kızıma yazmış Çağlayan anne. Çağlayan da korktu. Alındı. Bak biraz sonra Çağlayan'ın neler söylediğini sana söyleyeceğim. Şimdi bir görelim neler yaşandı. Peki. Hepsini konuşacağız, merak etme. Hepsini konuşacağız. Önce görüntüleri bir izleyelim. Bekir, kaçırılan kızı Emine'nin kurtarılması için Zahide Yetiş'e gelmişti. Çocuğumun bir an önce bulunmasını istiyor. Kardeşleri, annesi perişan durumda. Bana yardım edin Zahide. Tabii ki, tabii ki. Emine'yi bulduk. Zahide Yetiş, kaçırılan Emine'yi bulurken kaçıranların bir çete olduğunu tespit etti. Hiç korkma kızım. Senin o yanında sana işkence yapanlar, kötülük yapanlar, onların hiçbiri adaletsiz kalmayacak. Hepsine cezası verilecek kızım. Hiç korkma. Ben sonuna kadar yanındayım senin. Çete dosyasında onlarca kişinin adı geçerken Bekir sessizliğe bürünerek yaşananlara seyirci kaldı. Yasin TV'nin çatısında bulundu. Orada o saklamış. Sonra Adem'in oraya gitmişler. Kim varmış yanında o zaman? Arafat. Arafat. Bu Yasin'le Arafat'ı bugün öğreniyoruz.
Ecem, bir de Utku var. Bir de Utku var. Evet. Bu çeteye yeni yeni isimler ekleniyor olabilir. Yasin, Arafat ve Utku. Bir de şimdi ben... kız olarak Nur, Nur, Can diye biri varmış, o da varmış. Tokatlı. Duydunuz mu hiç Tokatlı? Yok, ben burada duydum. İfade için gittiği adliyeden tutuklu olarak çıkan Bekir'in çeteyle bağlantısı olan isimleri gizlediği, bu isimleri gizlemek karşılığında maddi çıkar sağlamaya çalıştığı tespit edildi. Neden? Haklıları konuştuğum için savcı beyle görüşeceğim sabah. Peki bir şey söyleyeyim. Teşekkür ederim. Gözaltına alındığın için bir şey sor. Neden gözaltına? Konuşmak istemiyorum. Şimdi Bekir Bey'in tam olarak ne yaptığını belki Cemile'ye anlatmam gerekiyor. Çünkü kocasının asla böyle bir şey yapmayacağını düşünüyor. Ben de böyle bir şey yapmamasını dilerdim. Biz çete olsaydık. Cemile, bunları kocan itiraf etti. Savcı ve hakime itiraf ettiği için. Savcı da... yanlış kişileri tutukluyor. Cemile, sen ne olduğunu tam olarak anladın mı? Senin kocan, belki senin burada haberin bile yok, yanında oturuyorsun ama. Muhtemelen bunun kanıtlarını savcı hakim almıştır. Yani demiştir ki... Bir aya kalmadan çıkacak benim hocam, ben biliyorum. Adım gibi eminim, o sussuz. İnşallah öyledir, eğer öyleyse zaten sorun yok. Ama savcı tutukluyorsa bir sebebi vardır. Nasıl abi tutuklandı, bir sebebi vardır. Ne yapmış, sen anladın mı Cemile? Senin kocan, çetenin demiş ki ben senin adını yayında söylemeyeceğim. Ama bana şu kadar para vereceksin. Kanıt versinler, kanıt. İşte o kanıtla zaten tutuklanıyor. Kanıt hanı. Mesajları vardır. Ben kanıt devlette. Zaten hukuk bunun cevabını verecek Cemile. Sen buna inanmak istemiyorsun, seni anlıyorum. Bu meşazı kim yazmıştır? Kesin onun yazdığı belli midir? Tabii ki senin kocanın numarasından, senin kocanın telefonundan. Benim zaten telefonum, bunu kocamın telefonu bir aydır burada başkasının elinde. Hayır, bu kendi yazdığı mesajlar. Hayır. Bu kendi yazdığı mesajlar. Hayır. Yazdığı kişiler bunu söylüyorlar. Bir aydır bir kişinin eline senin emanet ettik da, biz onu. Bak, senin kızının da ifadeleri var babasıyla ilgili. Burada her çete üyesi artık dökülmeye başlıyor. Savcı tek tek ifade alıyor. Bir günde de almıyor. Çapraz sorgu dediğimiz Tolga bir kim? Şey var. Bir dakika. Cemile, Tolga kim? Şuna bir şey soruyorum. Suçluyorsun? Tolga kim? Tolga Emine dayak yiyen bir çocuk. Ha? Dayak yiyen bir çocuk. Niye Tolga'yı soruyorsun? Ne diyor ya? Abinin arkadaşı. Hayır. Öyle bir şey yok. Abinin arkadaşı, kızım ben biliyorum. Habil'in arkadaşı. Tolga'yı aradım. Ama. Peki Tolga ile ne Tolga'yı alakamız aradım. Var şimdi? Tolga'yı aradım. Dövdü Habil. Emine nerede dedim. Emine dedi, Ecem'le gitti dedi. Bak, onlar Tolga'yı daha önceki olaylarda ama şu anda hayır. Bak senin ev Cemile. Ben, senin kızın. Tamam, içerideymiş, o bir ay sonra çıkacak. Benim onunla endişem yok. Bir ay sonra onu kimse bilemez. Hayır, öyle çıkacak. O kadar kolay değil inşallah. Öyle olmamasını diliyorum. Öyle olmamasını diliyorum. Savcılar, Cemile, sayın savcılarım yanlış kişiler topladı. Savcı, hakim eğer senin kocan içeri aldıysa. Biz zaten hepsini okuduk. Kocanın şantaj yaptığını net olarak kendisi de zaten itiraf ediyor. Ve şantaj yaptığı görüntüler, daha doğrusu herhalde videolar, fotoğraflar, telefon numaraları var. Belki bir para alışverişi var, daha ciddi bir şey. Bir dakika, bir şey daha diyeceğim. Senin bu kızı hala burada oturtturacaksınız mı? Bu kızı hala burada oturtturacaksınız mı? Kimi? Bu kızı. O kız konuştuğu müddetçe evet. Çünkü bak, onun sayesinde bir cinayet dosyası. Ama çıkışta yeniden açılıyor. Korkmuyorum. Cemile, böyle bir şey yapamazsın. Seni de tutuklarlar. Ben 40 yaşına gelmişim, 40'a yaşak değilim. Onu da cezaevinde yaşarım. Senin iki tane çocuğun var dışarıda. Onu da cezaevinde yatarım. Hiç mi onları düşünmüyorsun? Benim yuvam yuvasını yıkarım. Ben senin çocukların halini görüyorum Cemile. Dışarıda nasıl olduklarını görüyorum. Bak, beni burada konuşturma. Sen önce o iki küçük çocuğuna sahip çıkacaksın. Ondan sonra Bekir'in arkasından al. İyi de onlar başkası mı büyüttü ablam? Onları başkası. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Dün bir gelişme daha yaşandı. Sosyal hizmetler, yani devlet iki çocuğumuza daha sahip çıktı. O görüntüleri bir izleyelim. Asena ve Ezgi, küçük kız çetesi dosyasında birçok gerçeği açıkladı. Açıklamalarından sonra Ezgi ve Asena güvenliklerinin sağlanması, fiziksel ve psikolojik destek verilmesi amacıyla Zahide Yetiş tarafından polis eşliğinde sosyal hizmetlere teslim edildi. We'll be right back.
biliyorsunuz bu çocukların asıl sahibi aslında devlet. Devlet bu çocuklara sahip çıkacak. Çünkü yaşadıkları şeyler normal şeyler değil. Bu çocukların yeri okul. Bu çocukların yeri aslında ders sıraları. Oysa yaşadıkları şeyler ibret verici şeyler. O yüzden bu programları yaparken ailelerin özellikle izlemesini istiyorum. Çocukları nasıl yoldan çıkartıyorlar, nasıl evlerinden alıkoyuyorlar, nasıl bu çocukları yavaş yavaş kaçırıyorlar ve bu küçük kız çocukları nelere maruz bırakılıyor. Bunlar çok uzağımızda değil. Ne yazık ki gülen insanlar, güler yüzü insanlar, asla o yapmaz dediğiniz insanlar, abi dediği insanlar aslında bu kız çocuklarını ne hale getiriyor. O yüzden lütfen çocuklarımıza sahip çıkalım. O kadar zor ki bunlar. Şimdi bu çocuklar artık hayata kazandırılmak üzere. İnşallah devletin elinde. Medine. Medine iyi misin? Sen hiç endişelenme, çocuğun güvenli ellerde. Eğer biz bırakmasaydık, devlet sahip çıkmasaydı. Elimi korda ayağım öperim senin, elimi korda ayağım öperim. Ben zaten bağırdım benim kızımı kurtaracağım dedim. İptallah sonra sana güvendim. İnşallah, beni de bu memlekete sar kurban olayım. Medine gel, gel. İnşallah sadece senin kızını değil, inşallah bütün kızları böyle koruruz, kurtarırız. Bak bir anne çocuğunun kurtarıldığının farkında. Çünkü artık Medine'nin de yapabileceği bir şey kalmamış. Sana da teşekkür ederim. Medine sana da teşekkür ediyorum. Bir anne olarak buraya geldin, bütün açık yürekliliğinle anlattın. Artık kızını senin yapabileceğin bir şey kalmamış. Tekrar bu çetenin eline düşebilir, başka çetelerin eline düşebilir. Bu insanlar, bu çocuklar ne yazık ki ablam ben lafımı balından böldüm. Müsait çocuklar. Orada canlı yayında bağır bağır söyledim ya, dedim ya benim de al, senin devlet kurtar dedim. Demedim de al. Ama bin kere Allah razı olsun gözüm ardımda kalmadı. Benim de al. Can gönülden devlete veriyorum. Can gönülden devlete veriyorum. Ama senden bir icram. Bu beni memlekete yolu. Elini koyayım ayağımı öpeyim. Tabii ki Medine. Sen bundan sonra kızını belli bir süre sonra zaten annesisin, babası. Gidebilirsiniz, görebilirsiniz, konuşabilirsiniz. Zaten 18 yaşından sonra yani gerçekten büyüdüğünde artık bu yaptığı olayların ne kadar hani fena olduğunu anladığında muhtemelen size daha farklı bir kız olarak ablam bir şey daha diyeceğim. Ağlayayım da yeri öpeyim dedim. Vadimi yerine getireyim dedim. Düşmanlar yerini bulsun. Ağlayayım da öpeyim. Yapma yapma Medine yapma. Yapma kuzum. Allah razı olsun. Zaten bak devlet bu olaya el koydu. Ben bulmasaydım yavrumun parçasını bulacaktım yavrumun. Zaten ölümden dönmüş Asena. Öldü diye atıvermişler biliyorsunuz. O yüzden bak nereden nereye iyi ki bize başvurdunuz, iyi ki geldiniz.